internet, telefon, oyun. Kısaca teknoloji dünyasının son gelişmelerini aktardığımız teknoloji gündemi başlıyor. Dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan olayları şimdi herkes yayınlayabilecek ve deneyimleyebilecek. Twitter kullanıcıları canlı yayın yapan birini izlerken ekrana dokunarak yorum yapabilecek ya da beğeni gönderebilecek. Twitter'a canlı yayın özelliği geldi. Twitter uygulamalarından artık direkt olarak canlı yayın yapılabileceğini duyurdu. Periscope tarafından desteklenen Twitter'da canlı video özelliği, insanların bir tweet aracılığıyla günlük hayatlarından kesitleri veya önemli anlarını izleyiciyle paylaşabilmelerini sağlıyor. Twitter'daki herkes son Android ve iOS güncellemeleriyle canlı video oluşturup tweet edebilecek. Twitter'dan mesaj paylaşırken canlı tuşuna basınca yayın öncesinde ekranda görünecek, ardından canlıya geç tuşuna basarak yayına başlanabilecek. Canlı yayın yapan kullanıcı Twitter ve Periscope'da diğer kullanıcılar tarafından görülebilecek. Instagram yeni yayınladığı güncelleme ile kullanıcıların beğendikleri postları kaydetmelerine imkan verecek. Snapchat'e karşı Instagram kozunu oynayan Mark Zuckerberg şimdi de Instagram'daki paylaşımların kaydedilebilmesini sağlayan bir özelliği yayın aldı. Instagram'ın son güncellemeyle gelen özellik, kullanıcılara daha sonra incelemek istedikleri bir paylaşımı kaydetme imkanı veriyor. Böylece ilgili post daha sonra offline olarak da incelenebiliyor. Kaydedilen paylaşımlar Instagram'da beliren bir sekmenin altında saklanıyor. Kullanıcı dilediği zaman bu sekmeye geçiş yapıp sakladığı paylaşımları offline olarak izleyebiliyor. Bir paylaşımı kaydetmek için görselin sağ altındaki ayraç işaretine tıklamak yeterli olacak. Sosyal medya dünyasından bir diğer haberimiz de WhatsApp cephesinden. WhatsApp'ta bir yenilik daha. İstenmeden gönderilen mesajlar bir tıkla silinebilecek. Kullanıcıların oldukça fazla sevindirecek bir yeniliği daha getirmek üzere olan WhatsApp, yanlışlıkla gönderilen mesajların düzenlenerek tekrar gönderilmesine olanak sağlayacak. 2016 WhatsApp için oldukça yoğun bir yıl oldu. Kullanıcıların en çok beklediği özelliklerden olan görüntülü konuşma yakın bir zamanda uygulamaya dahil olmuştu. Neredeyse her gün ufak tefek güncellemelerin gönderildiğini bildiğimiz WhatsApp'ta yakında yine çok dikkat çekici bir özellik geliyor. Şimdilik iOS kullanıcılarının faydalanacağı bu yenilik, istenmeden ya da yanlış kişiye atılan mesajları iptal edebilecek, hatta düzenlenip tekrar gönderebilecek. Kullanımı ise oldukça basit. Gönderdiğiniz mesajın üzerine basılı tutup iptal et demeniz gerekiyor. Şimdilik beta sürümünde ortaya çıkan bu özellik yakında tüm işletim sistemlerinde tüm kullanıcılara sunulacak. Sony'nin PlayStation 4 kullanıcıları için geliştirdiği Platinum Wireless Headset, yani kablosuz platin kulaklık adını taşıyan kulaklık duyuruldu. Şık tasarımıyla dikkat çeken kulaklıkta 7.1 sanal 3 boyutlu ses teknolojisi, uyumlu oyunlarda tüm yönlerden tam netlikte ses sağlayan 3 boyutlu ses modu ve oyunları tam olarak geliştiricinin amaçladığı şekilde deneyimlemenizi sağlayacak özel ses modları bulunuyor. Uzun süren oyun süreleri için gerekli konfor ve dayanıklılık sağlayacak kulaklık 3.5 mm ses kablosu ile PlayStation VR ve mobil cihazlara da bağlanabilecek. Gürültüyü engelleyen gizli mikrofon ile de arkadaşlarınızla rahatlıkla iletişim kurabileceksiniz. Nintendo'nun ilk mobil oyunu Super Mario Run App Store'da resmen yayınlandı. 20 milyon kullanıcının ön kayıt yaptırdığı Super Mario Run'ı iPhone, iPad ve iPad Touch cihazlarını ücretsiz olarak indirilebiliyor. 195 MB büyüklüğündeki oyunda farklı uygulama içi satın alma seçenekleri bulunuyor ve bunlarla kilitli özellikleri açabiliyorsunuz. 24 farklı bölüm ve 6 farklı dünya sunan Super Mario Run'da sürekli ilerleyen Mario'yu ekrana dokunarak engellerden geçiyorsunuz ve altınları toplamaya çalışıyorsunuz.